Merhabalar. Pitpod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Sezonun 3. yarışı Avustralya Grand Prix hafta sonu. geride bıraktık. Sıradan başlayan bir hafta sonu büyük sürprizlerle bitti. Hepsini Atay'la beraber değerlendireceğiz. Ata merhaba hoş geldin. Abi hoş bulduk merhaba. Avustralya Grand Prix hafta sonunu, geride bıraktık. Sezonun üçüncü yarışı büyük bir sürprizimiz var. Max Verstappen kazanamadı. Ya ben e, öyle olmadığını düşünüyorum. Gene bu, bu yarışta Verstappen'in kazandığını düşünüyorum. Ama sadece biz artık öyle bir beklentiye girdik ki ya şu adam olmasaydı neler olurdu şeklinde düşüne 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 düşüne. Bence topluca bir histeri krizindeyiz şu an. Verstappen yine kazandı. Evet. Ama biz şu an şeyi görüyoruz. O her hafta sorguladığımız ya bu adam olmasa acaba nasıl bir şey olur diyor. Hı. Görüyoruz. O yüzden hani Verstappen'i yine tebrik ederim. Yine üçüncü galibiyetini aldı bu sezon. Bu bir gerçek değil diyorsun. Bu bir gerçek değil yani. Şu an iliz yaşadığımız. <laughs> Aynen. Ya öyle şey falan. Yok Verstappen'in e, ne bileyim freni havaya uçuyor. Pite girerken. Ya öyle bir arıza yok gerçek hayatta hani. Ya o yüzden hani ben bunu biraz hayal olduğunu düşünüyorum. <laughs> bu bir simülasyon. Simülasyon mu hayal mi artık ne bilmiyorum. Hayal evet. mi gerçek mi? Ee, ama şey yani mesela Science çok iyi sürüyor falan. <laughs> gerçek olmayan çok şey var yani. da yani, evet. e, Hangi birinden başlayacağım bilmiyorum gerçek olmayan şeylerden. Başlamadan hemen e, yeni gelen e, izleyicilerimiz için kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi. E, devamında Izl izlemek hoşunuza giderse bildirimleri de açmayı unutmayın diyelim. Kesinlikle. Hatta yorumlara da bekliyoruz. Yorumlarda bekliyoruz. Hatta şöyle bir şey yapalım. Hiç mesela ilk defa mı Abi abone olun siz. Beğenmezseniz çıkarsınız gibi yapalım. Evet. Yani abone hiçbir, şey değil yani. Hiçbir YouTuber'ın aklına gelmeyen bu abonelik sistemiyle <laughs> aynen, aynı. yaratacağız gibi. Yani beğenmezseniz çıktınız gibi abi. Sonradan çıkarsınız. Ne olacak? Bir tuş yani. Evet. Ee şeyden açalım, cumartesiden açalım. Evet. S sıralama turlarında aslında bir heyecan vardı. Evet. Yani Verstappen zorlandı pol pozisyonunu alırken. Hı hı. Verstappen pol pozisyonunu aldı. Arkasında Carlos Sainz ve e, Perez aldı 3. evet. sırayı. Ama Perez'in aldığı 3 sıra cezayla altıncı sıraya düştü. Hı, hı Lökler'den daha iyi bir performans bekleniyordu ama dördüncü sırada kaldı. Lökler e, arabayla çok savaştı. Bakma Sainz de çok savaştı arabayla. E, hatta Sainz belki şey poli alabilirdi sıralamalarda. Böyle çok garip Adam yani iki hafta önce bayağı şeydeydi ya. Ameliyat olmuştu yani. Evet. Hastanedeydi falan. Evet, evet. Hatta şey hastaneden e, zirveye gibi bir ben isim koydum şu an bölüme yani çok hani güzel. çok orijinal olduğunu düşünüyorum. Evet. E, eminim F1 içerik üreticileri bu hafta hiç bu konuyu hiç irdelemezler. İstek yani. gelmez bu. Evet. şey şey iyiydi ama. sıralamalarda e, sıralamalardaki heyecan güzeldi. Evet. Yani Q Q1 bile güzeldi yani. Evet. Ha böyle şey e, Albon Albon'un bir heyecanı vardı. İşte Albon Sargent olayı ona da değineceğiz zaten. Sargent e, Albon arabayı duvara soktu. Sonra dediler ki Sargent'in arabayla yarışsın madem. E Sargent neyle yarışacak hiçbir şeyle. Evet. Ya bu işte Sargent'ın takım içerisindeki öneminin ne olduğunu net bir şekilde gösteren bir durum. Evet. Ya sen gidip hani multimilyar milyarder de olsan işte evet. bir şekilde çok elit pilotlar arasında da e, çıkmış olsan takım kararlarını Uygulaman gerekiyormuş evet. demek ki Bunu gösterdi yani öyle, öyle. Bir de Williams'ın ne kadar aslında hani Yenilenmeye çalışan bir takım evet. e, Ama operasyonda ne kadar zorlandığını Yedek şasisi bile olmadığını gösteren Hani ne aşamada olduklarını gösteren Bir bence olay oldu Ya evet yedek şasi nasıl bir kavram Bilmiyorum tam hani ben bu oynadığım Mesela F1 oyunlarında yedek şasim hep olurdu Yani evet. <laughs> öyle şeyim yoktu Hani Abi yedek şasimiz yok bu hafta yarışa çıkamıyoruz falan öyle bir durumumuz olmuyordu. Gerçek hayatta da benim yedek şasim yok bu arada. O yüzden ben Williams'ı çok iyi anlayabiliyorum. Hani bir şey olsa arabayı servise bırakırız yani. Evet, <laughs> evet buradan istiyorsan Red Bull'la e, girelim yarışın hikayesine biraz. Girelim zaten Red Bull'un hikayesi çok kısa sürdü. Aynen yani first lider olarak başladı. Evet. İkinci turda sayıza geçildi. Allah'ım ne oluyor dedik o sırada. Verstappen'in telsiz mesajı geldi aracı hiç tutamıyorum diye hı hı. sonrasında dumanlar gelmeye başladı hı hı. ve hiç alışık olmadığımız uzun süredir görmediğimiz Evet e, yolda kalan bir Verstappen gördük. E, hatta mesela şu an böyle Serhan abinin bir cümlesini demek aklıma geldi o hep şey derdi ya böyle tarihin en dayanıklı yarış otomobilleri falan gerçekten öyle bir şeydeyiz çağdayız evet. inanılmaz dayanıklı bütün arabalar. Öyle kolay kolay DNF olan çıkmıyor araç arızasından. Hı hı. Bu yarış iki kere oldu yani bu. Ve iki tane dü büyük dünya şampiyonu Verstappen. Evet toplam 10 sene dünya şampiyonu olmuş insanlar. 9 mu? Verstappen'in 3 şampiyonluğu var. 3 oldu. 3 oldu değil mi ya? Neyse. 21, 22, 23. Evet e, doğru. Yani toplam 10 şampiyonluk olan iki isim DNF oldu. Hatta biz şeyler bu e, yeni spiker abiler aşırı beğendiğimiz abiler var hı hı. Onlardan bir hatta şey de dedi yani eğer Alonso'da DNF olsa pistte şampiyon pilot kalmayacak doğru. Ama onların da şöyle bir şey de var abi. Bak ben mesela onlara ne kadar ılımlı yaklaşıyorum biliyorsun. Evet. Yani Sen mi? Ben tabii yeni şeylere çok ılımlı yani. Bence öyleyim. Peki. Bütün F1 community içerisinde kendimi değerlendirdiğimde hani Twitter'dan işte bunlara karalama kampanyası yapıp Serhan Acar geri dönsüncülerden hiç alakam yok yani. Eee evet ona rağmen ya bendeki kredileri de neredeyse bitmeye yaklaştı 3. yarışta yani Evet. abi çok zayıf ya fakat da şöyle Jason Tyne'cı oldum ben yani kendi kendime içimden günahını aldım sonra geri verdim Versafen arabasına dumanlar çıkmaya başladığında e, ben ilk şey sandım motor arızası hmm. motordan dumanlar çıkıyor sandım Jason Tyne'cı oldu dedi ki şey sağ arka fren şeyinden duman çıkıyor ya dedim abi bunu da yanlış demiş olamazsın falan diye düşündüm hani şey yok mesela. Evet, Serhan evet. abi onu dese ha ben yanlış gördüm diye düşünürdüm. Yani şu an öyle bir moddayım. Ve eminim bütün izleyenler de bu moddadır yeni e, spikerlerle yani. Ya şöyle ben açıkçası biraz böyle eksik. Hani bir duyum eksilmiş. Bir bilgi kanalım eksilmiş gibi evet. hissediyorum. Evet. Yani Serhan da izlerken böyle hani çok bir şey hani algılarımız açık ve sürekli bilgi. Evet. E, bombardımanı içerisinde e, daha akıllı bir şekilde izlediğimizi düşünüyordum. Evet. Şu an biraz onun eksikliğini yaşıyor. Sebastik. en başından şeyde... Okon, Esteban Okon'du mesela. Sebastian Okon değildi yani. <laughs> Sebastian Okon kim abi? Okon'un şey kardeşi falan mı yani? Ya, ya ki. Şeyler beni düşündürüyor. Mesela Hamilton bir anda sıralamada geri düşmeye başladı. Evet. Ben mesela onlardan önce fark ettim. Evet. Yani orada mesela sen hoca bunları hiç kaçırmazdı. Ve Hamilton bir anda sıralamada geri düşüyor falan filan ki derdi. Çok şeyi de kaçıran bir spikerdi yani. Devasa şeyler kaçırırdı. Son anda böyle kırıldı falan ama bu tarz şeyleri kaçırmazdı gerçekten. Evet. Ya da mesela şey yani Verstappen'in DNF oluşu şu 3 yarıştır hatta geçen sezonu da kat yani son e, 25 yarışın belki en büyük olayı evet. en heyecanlı olayı ve şey yani Serhan orada ortalığı yıkıyordu yani ve işte Red Bull e, piti buz kesiyor falan öyle şeyler falan söylerdi muhtemelen. Evet. Bizimkilerde öyle bir şey yok abi. Ve Verstappen aracından dumanlar çıkıyor. Bu <laughs> <laughs> falan. Herhalde blokaj oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de mesela ben şeyde şimdi Seren Acar'ın grid dizilimini anlatışı evet. çok güzel şey hazırlıyordu yani işte o an mesela işte 8. çizgide şu bu. Hani o an 7. çizgi hemen geliyor işte o onun gerisinde kaldı, o onun önünde kaldı. Yani orada o heyecanla yarışa bizi hazırlıyordu mesela. Evet. Burada işte yani Orada çok çalışılmıyor falan herhalde. Evet. Yani bitişe güzel şey... çalışmışlar. İnsanların emeğine de şey saygısızlık etmek istemiyorum ama Yo, ben, keyif almadığını söyleyebilirim açıkçası. Ben mesela şey saygısızlık gibi. etmek isterim insanların emeğine. Ben yani üniversite eğitimden beri öyle bir gelenekten yetiştim. Emek hiç önemli değildir. Çıkan ürün kötüyse iş kötüdür yani. Ben o gözle bakıyorum. Şu an anlatım çok kötü. Evet. Ee, gelelim Ferrari'nin hikayesine biraz aslında. Evet. Par... Ne hikaye ya? Carlos Sainz hakikaten yani hmm. bugün artık senin bile eleştiremeyeceğin bir performans. Ya hey ya elimizden aldı o iş ya. <laughs> ya işte gerçek dışı dememin sebebi de o. Yani. Anlamsız iyi sürdü ya. Sainz normalde böyle iyi süren biri değil. Ya zaten sıralama turlarında yaptığı derece de çok iyiydi. <laughs> yani port pozisyonuna gerçekten çok yaklaşmıştı. Ters evet, Verstappen yine hani hatta şeye baktığınızda <laughs> sıralama turlarında Q1 ve Q2 Sainz daha önde gibi gözüküyor. Tabii tabii tabii. Verstappen Q3'te gerçekten ekstra bir performans. Sainz hata yorga yaptı Q3'te. Yoksa deli deli ki pole alıyordu gerçekten yani. Sainz ikinci turda Verstappen'i geçtikten sonra Hı. yarışı tamamı kontrol altına aldı ve götürdü. Ya evet sanki 40 yıllık şeymiş gibi önde giden pilotmuş gibi. Hı -hı. Ve hiç hata yapmıyor. Ve cayır cayır sürüyor. Bir ara hatta 20 20 turla işte 18'de ona geleceğiz hani şeyin Hamilton DNF'si 17. turda. Oradan sonra bir başladı 25'lere kadar güzel gitti. 25'lerden 30'lara kadar löklerle inanılmaz bir fark açtı. Evet. Tabii her tur bir saniye falan almaya başladı yarış temposunda. Çok anlamsız bir fark var. Orada işte 7'lere falan çıktı. Hı hı. Ee, şeye e, arası. Evet. Ee, çok anlamsızdı. Size böyle hani sanki sanki iyi bir pilotmuş, sanki löklermiş gibi sürmeye başladı ama bu şu kesin ki yani yarış bitti, saniyede o size podyuma çıktığı anda Sainz artık gelecek sezonki kontratını hani kendi o kontrattan şey feragat etti yani. Hani artık o gelecek sene bir takımda yarışamazsa <laughs> takımların hatası olacak artık. Evet. Peki Sainz'ın telefonu çaldığında bugün ilk kim aramıştır? Toto Wolff mü? Cristiano Ronaldo mu? Ya Yoksa bence mi? Sonunda bir şey aramıştır muhtemelen. Eee takım patronu ee, Neydi abinin diye. ya Vassör. Ha Fred Vassör bir aramıştır inşallah yani kutlama için. Çocuk geçen şey yaptığında kimse gelmemişti podyuma, ve podyuma çıktığında kimse gelmemişti. Onu bir yapmıştı ilk telefon Vassör'dür muhtemelen. Ee, ama şey tabi, ya bunu muhtemelen şey ya e, Aston ya da Audi gibi düşünüyorum ben Sainz'in geleceği. Yani Red Bull ve Mercedes <laughs> sanmam yok mudur? Red Bull zaten olmaz. Niye? Ya bence Red Bull 2026'da şey şu anki böyle Aston ya da McLaren seviyesine inecek. Evet, evet. O düşecek diyoruz. Çok feci düşecek canım. Yani neden düşecek? Ee, hem Verstappen'i çok yüksek ihtimal kaybediyor gibi duruyorlar. Haberler o yönde yani. Evet. O da Mercedes falan konuşuluyor. Evet. Ee, hem o var. Hem 2026'da artık kendi motor üreticiliğini üstlenecek. Red Bull. Evet. Ne alaka? Yani öyle bir ya dünya değil. Uzun bu süredir yani Hyundai ile yaptıkları işbirliğinden bir bilgi aktarımı var yani Var da ya bayağıdır hazırlanıyorlar bu. Ya var da hani şey gibi değil bence. McLaren Mercedes işte Mercedes bodo motor üreticiliğini yaptığı 10 yıl boyunca o 20 yıl boyunca sonlu takım kurdu gibi bir hmm. know-how bence yok. Oradan da şey yapacaklar. Adrian Newey New Ferrari söylentileri var. ha ve çok kuvvetlenmiş Adrian Newey Ferrari falan. O yüzden Red Bull'un son iki senesi ya 2024 2025 işte hmm. bunun ivme düşüşte diyorsun. Evet kesinlikle. Ya valla science açıkçası bana da yani Red Bull en düşük olasılık gibi geliyor. Ama şu an geçen sene ve bu sene başlangıcı geçen seneki performansı ve bu sene başlangıcıyla seçme hakkını eline aldı. Ya evet şu an o artık istenen bir pilot. O takım kovalamayacak. Takımlar onu kovalayacak. Evet. Ya evet ve mesela burada hani izleyenler şeyde düşünebilirler. Abi bir galibiyet aldı diye hemen Red Bull'a mı şey yapacaklar? Abi ne? Perez bir galibiyet aldı diye Red Bull'a geçti bu arada yani. Evet. Ha, Racing Point'te bir galibiyet aldı ve normalde Red Bull'la ne alakası var Perez? Ne? Yani orada evet Red Bull'a geçmeden önce. O çok önemli bir şey. Ben yani öyle bir size hani özürle dilerim Gazli'nin Monza'yı kazanması gibi şans eseri bir şey değil ya bu. Hı hı. Bildiğin yarıştı ve kazandı. Ya size Verstappen'in ortada olmadığı iki yarışta iki sezondur orada hazır olan ve galibiyeti almayı bekleyen kişi evet. Carlos Sainz oldu. Evet. E, Lökler Löklerde de değil. Lökleri yani. Lökler, Lökler bunlarda. Geliyoruz Lökler'e şimdi. ya yani. geleceğiz birazdan e, şey Bun, bak bunun altına köşesinde lökler konuk bu, bu, bu bölüm. Evet, ya 17. turdaki e, Hamilton'ın yolda kalışıyla e, aslında nasıl patladı araba ya. bir anda ne? ben 250 270'de girerken bu etti araba yok oldu ya bir anda yani. Çok korkutucu ya. Bak, aklıma şey geldi. O Brandon Hartley'nin 2018'de mi ne şeydeyken e, işte eski neydi ya Red Bull'un alt takımı eskiden Toro Rosso. Toro, Toro, Toro Rosso'yken Brandon Hartley'nin böyle Giderken bir anda lastiklerin, süspansiyonların iflas ettiği bir şey vardı. Hı hı. Onu hatırlattı bana. Çok korkutucu bir şey. Ee, orada işte Virtual Safety Car çıkmasıyla beraber aslında ilk pitler tamamlandı. O hı hı. ilk piti bekleyen de e, en son bekleyen de Alonso'ydu. Ama işte ilk pitler tamamlandığında evet üstündeki kıyafetten ötürü <laughs> kevende. Kıyafetten... İlk pitler tamamlandığında size dökler 1 2 oldular. Evet. Orada bir 4 saniye civarı fark vardı. Size Hı. gittikçe açtı. Çünkü dökler erken pit'ti aslında. Norris ve Piastri'nin önüne geçmeyi başardı. Evet çok e, iyi. Öyle olunca da 7 turluk eski lastikleri vardı ve e, evet. size ile ara açılmaya devam etti. Pirelli de güzel lastik getirmiş bu arada. Yani hani minimum 2 pitin mecbur olması çok güzel. Heyecan katıyor. Yumuşak katıyor. getirmesi iyi olmuş. Yumuşak getirmesi. Yumuşak, yumuşak plastikleri getirmiş. Evet yumuşak getirmesi iyi olmuş. Bence bütün cadde pistlerini böyle en yumuşağa getirebilirler. Hı hı. Buradan da sesleniyorum. Pirelli <laughs> <laughs> etkilerini. Çok iyi heyecan katıyor yani. Bir pit olduğu zaman çünkü ya mesela iki pit olduğu için yarış bu kadar eğlenceli de geçti. Verstappen'in DNFS'in yanında. Evet. Çünkü eğer bir pit olsa hiç geçiş yok. Bura geçiş yapılabilen bir pist değil ha. yani. Çok zor. Zor. Bütün geçiş yapacağın virajlar aşırı riskli ve apex'ten çıktığın anda savrulduğun virajlar. Yani çok gerçekten araç performansıyla yapılan geçişler gördük işte. Evet. Perez'in Russell'ı, işte Hı -hı. Russell önce Perez'i geçti, sonra Perez Russell'ı geçti, Hı -hı. Perez Alonso'yu geçti. Evet. Buradan aslında Red Bull'a geçelim. Hı -hı. Lökleri ayrıca bir parantez açacağız. Ee, Perez de e, yani Verstappen'in yolda kaldığı bir yarışta Perez'in kazanmasını beklersin. En büyük aday o. Tabii canım, o yüzden ama, var o zaten. Ama Perez hiç. Yani podyum mücadelesinde bile olamadı. Alonso kovalıyordu bir ara Perez'i. İşte e, bir ara işte Lökler bir pit çıkışında Alonso Perez'in hemen önüne çıktı. Sonra uzadı gitti hemen falan. Evet. Perez berbat ya. Piastri ile bir 10-12 saniye falan bir fark vardı. Hiç şey yapamadı da onu. Azaltamadı iki e, evetlerden sonra. Evet. Ya onun da arabada herhalde bir şey vardı. O da arkayı tutamıyorum falan filan diyordu. Şimdi biz de bu videoyu hani yarış bittikten daha 4 saat sonra falan çekiyoruz. Hı hı. Daha bütün her şey mesela Alonso daha yeni 20 saniye ceza aldı yarış sonu. Evet. kazas Russell'ın kaza, yaptırdığı için. Hı hı. E, ya hani... Red Bull'da bir problem olduğunu gösteriyor. Evet. Bu. Yani Varsa şeyde... Da videoyu çekerken biz kulağımıza gelmedi yani. Hı hı. Çünkü yani araçta o ilk iki yarışta gördüğümüz dominant e, işte bir saniye hı hı. yarım saniye minimum yarım saniye fark atan hı hı. performans çıkmadı. Perez'in aracında da. Evet. Bir de yani şöyle mesela hem yorumcular hem yarış sona canlı yayında Serhan abi de şey demiş mesela fren kanallarını şey tıkamış olabilir diyor. işte vizör plastikleri Verstappen'de yavaştı abi. Abi Verstappen en öndeydi. Kimin vizör plasti onun şeyine tıkacak ki yani? Yani ve biri ikinci turda mı tıkandı direkt? Evet. Ya birinci tur tıkanmış olamaz. Vizör plasti bence değil. Ya bir de ilk turdan vizör atmazsın hemen sanki. Ya hani denk gelir atarsın işte kirli bir şey olur. Atarsın da öndeki biri attığında direkt Mesela sen tam Slipstream'deysen gelip sen evet. tıkanıyor. Ya bir de Red Bull'un aslında bu hafta sonu işte şeyde cumartesi de Verstappen'in aracında problemler vardı. Evet. İşte altı yine arabayı e tutamıyordu. Işte, işte şey kayma yaşıyordu. Hı hı. E, ve bence soğutmayla ilgili bir problem yaşadıkları için de Perez maksimum performansı zorlayamadı belki. Evet, yani razı oldu. Aracı finişe getirmeye razı oldu sadece Perez. Olabilir. Alonso'ya geçilmeden. Evet. Burada istiyorsan McLaren'e geçelim. McLaren de. Hmm. McLaren çok pis podyum kaçırdı ya. Yani ikili podyum kaçırdı evet. bence. Olabilirdi. Hakikaten olabilirdi. Bükün. Evet. Yani Zac Brown 2030'a kadar uzattı. Hayırlı olsun. McLaren e, stabil bir şekilde aslında o Ricardo Loris'le hmm. sezonlardan sonra McLaren'in yükselişi devam ediyor. Geçen senenin ikinci yarısından itibaren. Yani şu an mesela bugün pistteki en hızlı ikinci arabaydılar. Evet. E, ve bu geçen senenin başında yani tam 365 gün önce gittiğimizde e, düşündüğümüzde şey köprüce kalamayan bir tabii can sıralamalarda köprüce kalamayan bir McLaren 7. 8. araba vardı ama evet. şey işte demek ki e, bir şeyler var takımda ki ters gittiğinde çözebiliyorlar yani. Evet. McLaren'de o, de, de yani hı. Norris 3. başladı. E, Perez'in aldığı cezanı. E, Piastri de 5. başladı. Norris podyumunu yaptı. Eee Piastri 4. bitirdi. Burada McLaren'de tartışılması gereken konu pozisyon, e, position swap konusu. Yani çok geç yapıldı bu arada. 29. turda. Evet. E, yani Norris belki yani iki tur önce çıksa Norris belki Lökleri yakalayabilirdi yani. Evet. Norris'in çünkü temposu çok iyiydi. Hı hı. E, bir taraftan da hani iki ucu bir şey gibi de, keski... de şeyde pardon yani Lökler'le Norris'in aslında pit stratejileri de farklıydı ya. Evet. O yüzden bir avantaj yakalayabiliyordu. Tabii Norris işte kaç? 7 tur sonra mı girdi? 7-8 evet, evet. tur sonra girdi pite galiba. bayağı bir avantaj yakalayabilirdi. E, yarış sonunda böyle taze lastiklerle. Ama ile olan o pozisyon değişimi çok geç geldi. Hı hı. Bir taraftan şöyle bir şey var Piastri içinde ya olan pozisyon değişikliği yapmasa evet. tamam yakalayamayacak ama üçüncü olacaktı belki evet. evindeki evet. bir evinde evet. podyuma çıkacaktı daha ikinci senesi birincisi ikinci senesi hı. yani Espirdeki müthiş bir başarı mı olacaktı ama hiç faserfisto yapmadan direkt verdi yerini yani yani onu o noktada yapacağı bir şey yok yani. evet yani, daha da hızlı ya şimdi. Ama öyle inanılmaz. Gerçi şey sonlara doğru biraz fark açılmıştı. Oldu, da. Bayağı az Ya yani geçen sene Piastri'nin böyle arada kafasını çıkarttığını ve Norris'in temposunu yakaladığı yarışları görmüştük. Yani e, şu an bak. öyle bir karar alın diye yani. Şu an sürücüler şampiyonasında Piastri Norris'in bir puan öndü. Ya yani kim derdi ki böyle olacağını yani. Hani üçüncü yarış tamam okey bir şeyleri konuşmaya başlayabiliriz bence. Üç yarış oldu. artık. Hı. Buradan Mercedes'e geçelim istersen. Mercedes yine Mercedes e geçtik ve Aston'a geçtik. Bir anda hiç konuşacak <laughs> hiçbir şey yok Mercedes'te. Allah Mercedes yine sorunlu bir hafta sonu geçirdi. Geçen hafta bir tık daha iyiler mi vesaire. Yani böyle bir iyi olacak gibi oluyorlar, olmuyor. Şey gibi. Yani Russell ve Hamilton'ın tersiz konuşmaları hep şey Hani ciğercinin önünde kedi gibi. Ya hmm, beni geçen var. araba ne kadar hızlı ya falan ne filan. ya. Bunlar araba çok hızlı ya. Bunlar niye gaza mı basıyorlar acaba falan böyle şeyler düşünüyorum. Ya burada ben bir şey sorguluyorum. Gerçekten hani sadece Russell ve Hamilton mı diyor bunları? Yoksa hani çoğu araç şey çoğu pilot diyor da hani e, F1 reisi de onları mı önümüze getirmeyi tercih ediyor. Mercedeslerim de çünkü ya bu kadar da demez. Ya bu geçen arabanın ne kadar hızlıymış ya işte bunların performansı ne güzeldi ya falan. Evet. Yani sürekli kendinden şikayet, diğer araçlara şey e, övme şeklinde bir döngüye girdiler. 57. turda da yani zaten Hamilton hiç araba yolda tutamıyordu. 11. başladı ya. Yani, Q3'e kalamadı. Q3'e kal kalmamaya da alıştın gibi bir evet, açıklaması oldu. E Ama kal Russell kaldı yani bu da bir dipnot 7. oldu. Ee, onun yanında direkt yani tamam Hamilton'ın motor patladı DNF oldu da Russell son ana kadar çok güzel götürdü yarışı. Yani bir ara Perez'e kafa tutuyordu. Perez'i geçti. Perez onu geri geçti falan. 50 yani sondan bir önceki turda ya da son turda galiba son tur. Alonso'yu geçmeye çalışırken Alonso adilik yaptı bildiğin. Yani bildiğin itlik yaptı. Ee, i̇tlik olmasının sebebi de hani bir break test yaptı. Çok hızlı virajda o okey. Bunu yapabilir. O itlik değil. Sonrasında yani Russell inanılmaz korkunç bir kaza yaptı. Evet. Yok Tehlikeli kaza, bir kaza. Tehlikeli kaza olması seviyor. arabanın kazadan sonra piste kaldığı yer. Yani evet. hemen arkasında biri olsa. Evet. Yani şey 2018 Antoine Hüber tam öyle kalmıştı yani. O evet. Guamanya Kore'ye de ortadan girmişti. Herif öyle öldü. Evet. Ee, ve zaten Russell'ın yarış sonu o telsiz şeyleri de hemen paylaşıldı. Evet. İşte red flag red flag red flag diye bağırıyor telsizden. Yani derhal çabuk evet. kırmızı bayrak çıkarın pistin ortasında kaldım diyor. Evet. Gene de çıkarmadılar işte. Sana güvenlik aracı çıkardılar saçma sapan. Sonra Alonzo şey yapıyor. İtlik dememin sebebi de o. Araba bozukmuş taklidi yapıyor. Ha, araba bozuk da ben gidemiyorum. Hı. Hı, hı, hı yaptırıyor böyle. Şey, gaz bire geri alıyor falan. Ne yapıyorsun abi? Sen brake test yaptın adamı kaza yaptırdın. Bu. Hı. Ya buradan 20 saniye ceza aldı bu arada yarış sonrası. Evet. Öyle olunca 8.liğe düştü. Ee, ya burada Mercedes ile ilgili şunu söylemek lazım. Şimdi Mercedes Sim performansı iyiye gitmiyor. Hamilton çıktı Mercedes'ten. Yani evet. gidişatı kötü gördü. E şimdi diyoruz Verstappen Mercedes'e geçebilir falan. Hı hı. Yani Hamilton'ın gelecek görmediği bir yerde Verstappen'in bir gelecek görmesi zor geliyor bana. Toto Wolf'ün işi zor. Böyle ya uz yıllarda Uzun vadeli bir şeyler düşünülebilir. Bir de 2025'te şimdi mesela Verstappen ya da Hamilton gibi bir pilot olduğunuz zaman hani böyle en üst seviye Evet. 2025'te bir takıma geçtiğin zaman arabayı 2026'ya hazırlama şansın var. Evet. Yani verdiğin feedback'lerle hani böyle hı hı. E, takımın gidişatını etkileyebilirsin aslında. Ama bir taraftan da mesela Hamilton'ın çok bir vakti yok bunun için. Doğru. Yani Hamilton bir iki sene daha yarışacak sonra çekilecek. Ama Verstappen'in bayağı bir vakti var. Evet. İkisinin zaman çizelgeleri farklı aslında. Evet. Mercedes'de de mesela Verstappen Mercedes'e geçip orada 3 yıl orta seviye takılıp sonrasında bir 7 yıllık bir şey daha başlatabilir yani. Doğru, doğru. İmkansız değil. yani ee, En son Aston'lara baktığımızda da Alonso yine araçtan aracın performansından bir tık fazlasını çıkardı. Doğru e, pit zamanını bekleyerek, virtual safety car'ı bekleyerek ama e, Russell'a az önce bahsettiğin e, yapmış olduğu break testle aldığı ceza aslında o bütün emeğini çöpe atmış oldu. Stroll de yine aracın olduğu yani dördüncüyle altıncının arasında çok fark var ya Aston beşincilikte Hı -hı araç olarak. Yalnız Stroll'de oldu yani. Yani şey 6. E, değil. 9. 6. oldu. Stroll'de hep bir yalnız yarış geçiriyor aslında. Evet. Hı. Çok Hı. görmüyoruz onu. Kaza falan yapmadığı süreci kendi kendine. Aynen. Diğer takımlara baktığınızda Albon'dan bahsettik başta Hı -hı. zaten Hı -hı. Williams'taki durumda. Haas'lar çift blokla çok puan e, iyi puan almayı başardılar. Ya işte burada hazır olacaksın abi. Yani evet. sen 11-12'de gezeceksin. Yukar, yukarıdan bir ya da iki kişi ya, yarış dışı kaldığı zaman iyi e, güzel gidiyorsun puanını alıyorsun. Aynen öyle ya şey hani az değil son 4 takım arasında e, puan alan ilk e, şey oldu takım oldu Haas. Yani şu an son dört takım arasında sıfır puandaydı. Evet bir şeyin RB'nin evet. puanı vardı Suno'daydı. Ha evet bir puan onlar Onları zaten puan. onlar altıncı işte son dört evet. takım dediğin gibi. Aynen. Hı -hı. Ee, ve hani şu an bu yarış 3 puan aldılar. Bu baya iyi bir şey. Evet. Mesela Williams tabii, tabii. sezon boyu puan alamayabilir örneğin. Ya ilk 5 ile son 5 arası çok net farklı Hı. olduğu için yani o, o bir puan o son 5 takım için gerçekten inanılmaz önemli olacak. Evet. Ya yine e, Kick Sauber Stake takımı enteresan pitleriyle çok acayip e, yani hem Joe'da hem Bottas'da yine problem yaşadılar. E, bu son iki sıranın da net şeyleri e, belir yani son iki sıra net bir şekilde belli gibi. Evet. Alpin ve e, Kik, şeklinde Hı. duruyor. Bu hafta bunu atma köşesine lökleri aldım. Çar lökleri. Yani o şeyde Suudi Arabistan'da buna bağıran oğlana bakmadı diye başına gelmeyen kalmadı diye düşünmek istiyorum ama alakası yok. Yani sen senden daha düşük profilli Sainz'a bak adam ameliyattan yeni çıkmış. Seneye senin takımında oturacak laikler görmemişler. Ya ona layık görmemiş takım. Ve sen hala da adamdan 7 saniye fark biliyorsun ya. Yani. Böyle bir şey olabilir mi abi? Ya löklerin. Yani lökler hatta löklere hitap ettiğim için şu an löklere şunu demek istiyorum. Ya senin yerin bugün Sainz'in olduğu podyum basamaydı. Zaten yarış sonunda böyle burukluğu vardı ama ya istediğin kadar buruk ol abi. Kazanamadın. Löklerin acilen kendine çeki düzen vermesi lazım. Seneye Hamilton gelir de Hamilton da böyle kötü bir performans sergilerse o zaman millet der ki ya o zaman size değil de Lökler'i gönderseydik der. Evet fantazi takımlarımıza baktığımızda da e, Fersepen'den dolayı patladığımız e, bir hafta oldu. E, Bu hafta, hafta herkes, herkesin eksi 10'u var böyle şeyde takımda. 2x yani Fersepen'in eksi 5'inden eksi 10, Eda eksi 20 mi? Evet eksi 20 oldu. Herkeste bir eksi var yani. Benim takım Verstappen Lökler Sargent. Hmm. <laughs> Çok iyi. <laughs> Çıkarmadı takımdan ya. Yani. E, ee, Sarcı Suno'da Bottas takımlarda Ferrari Williams'la kaç aldım? 105 puan aldım. 105 komedi yani. İşte 3 haneyle almışsın yani. Evet anladım. evet anladım. aynen öyle. Benim takımda da Verstappen, Open, Lökler, Magnussen, Suno'da Albon. Ferrari ve Vizakeş hep evet. RB takımıyla 118 puan. Verstappen'den patladık. Ya biraz şey gidecek gibi olay ya. Ferrari Red Bull'u takım olarak tutup hı hı. ondan sonra işte orada pahalı pilot olarak Sainz mi seçeceğiz, Perez mi seçeceğiz, Leclerc mi seçeceğiz? Hı hı. O biraz farkı yaratacak gibi duruyor. Zaten bizim şu hafta yani bizim PitBot Ligi'nin birincisi e olan arkadaşımız da e öyle bir takım yapmış. Verstappen evet. takımı almamış. E onun takımı neydi? Leclerc, Ricardo, Tsunoda, Stroll, Günkenberg. Red Bull Ferrari ile 204 puan almış. Bayağı iyi yani. Önemli fark tabii canım. Ya böyle yerlerden zaten farkı koyuyorsun. Verstappen'i almamak çok büyük fark yaratmış ya. Aynen evet, öyle. bir sonraki yarış Japonya Grand Prix'sinde olacak. Avrupa'ya gelmeden önce e, uzak doğudaki, doğudaki turumuz devam ediyor. Japonya'dan bir beklentim var mı? Japonya'da herhalde malımı mı mülkü mü, e, gelmişi mi, mi, bizim ailemizin bütün mal varlığını falan Satıp e, Verstappen'in galibiyetini oynarım diye tahmin ediyorum. E, inanılmaz garanti görüyorum. Bir diğer garanti gördüğüm şey de Mercedes'in yine berbat olacağı e, gelecek hafta. Çünkü ya Japonya çok bu şeylerle e, hani arabanın yere basma gücüyle çok doğru orantılı bir pis hmm. ve McLaren'le Mercedes'in arasındaki farkın böyle uçurum gibi olacağını düşünüyorum hmm. Japonya'da. Bu da bir tiptir Ferrari gene takılır. Ferrari fena değil yere basmadı bu sene. Evet. E, bakalım. Bir sonraki yarış sonrası tekrar yine sizlerle birlikte olacağız. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, videoların altına yorum yazmayı, bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere pitpot'tan sevgilerim.